Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün size mutfağımda güzel bir çikolata soslu muhallebi yapacağım ve kremalı. Öncelikle malzemelerimiz. 2,5 su bardağı su kullanacağım. 2,5 su bardağı süt. Diyelim sütümüz az. Yani suyla da yapabiliriz bu şekilde. Yarı yarıya. 3 yemek kaşığı buğday nişasta. 3 yemek kaşığı un. 1 su bardağı şeker, bu muhallebimiz için olanlar ve üst çikolata sosumuz için de bir paket krema, bir paket 80 gram kadar bifter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben 1 yemek kaşığı kakao ve damla çikolata kullanacağım. Şimdi malzemelerimize geçelim. 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Yemek kaşığı buğday nişasta, mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Size bağlı. 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Öncelikle bu malzemeleri birbirine karıştıralım. Ve 2,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. 2,5 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bunları ocağa almadan önce karıştıralım. Evet, şimdi ocağımıza aldık. Kaynayana kadar, kıvamını alana kadar muhallebimizi karıştırıyoruz. Topaklanma olmaması için ve dibine yapışmaması için. Diyelim tatlı krizine girdiniz. Hemen çok kolay, muhteşem bir tatlı bu. Mutlaka yapın derim. Evdeki malzemelerle. Kolay ve pratik bir şekilde çok kısa sürede olan bir tatlı. Evet arkadaşlar, muhallebimiz kıvam almaya başladı. Bu aşamada içine bir paket şekerli vanilya ilave ediyorum. Hemen ağzını açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynamaya başladı ve ocağımızı kapatıyorum. Şimdi bir boyacamın içine su az miktarda aldım ve çalkalayıp döküyorum. Her yeri ıslanacak şekilde, öyle diyeyim. İyice suyunu süzüyorum. Evet. Şimdi tatlımızı içine döküyorum. Sıcak, çok sıcak. Evet, buharı bile kolumu yaktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi onu soğumaya alırken soğumaya bir kenarda bırakıyoruz. Şimdi sosunu hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tavamızın içine, kabımızın içine bir paket krema alıyorum. İyice süzdük kremasını. Şimdi içine bir yemek kaşığı kakaomu ilave ettim ve ocağa alıyorum. Ve kremamızı ısıttık. Bu aşamada 80 gram kadar damla çikolatamı da ilave ediyorum. Onu sıcaklığında karıştırarak eritiyorum. İyice karıştırıyorum. İçinde çikolatalar eriyene kadar.
Elinizde farklı çikolatalar varsa onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. 80-100 gram kadar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kesme muhallebimiz biraz soğumuş. Oda sıcaklığında soğudu. Şimdi sosumuzu, kremalı çikolata sosumuzu üzerine dökeceğim. Şunu kenara alalım. Her yerine eşit bir şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kesme tatlımızın üzerine çikolata sosumuzu da döktük ve üzerine damla çikolata da süslüyorum. Ve tatlımızın üzerine isterseniz şeffaf bir poşet veya bir şeyle de kapatıp dolaba da koyabilirsiniz. Ben bu şekilde koyacağım. 3 saat kadar beklemeye alacağım. Tabi akşamdan koyup sabaha kestiğiniz zaman daha bir başka olur, güzel olur. Ama 3 saatte yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Şu an dolaptan çıkardım. Normalde sabaha kadar bekleseydi iyi olurdu veya 3 saat kadar. Ama ben fazla bekleyemedim. 2 saat kadar bekledi. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımızı dilimlere ayırıyorum. Kesmeli muhallebi, kremalı ve çikolata soslu. Bıçağımızı silelim ki diğer tarafa bulaşmasın. Gerçi çikolatası akışkan olduğu için akabilir. Evet, dilimlere ayırdım. Şimdi servis tabağımızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Muhteşem bir tatlı oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi harika. Acil durumlarda tatlı krizine mi girdiniz? Hemen mutlaka bunu yapın. Evdeki malzemelerle mutlaka yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benden de bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.